Fen okuduğumuzda Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking gibi birçok ünlü ismi duyarsınız. Ama bir dakika durun, peki ya kadınlar? Onlar nasıl muhteşem fikirler ve buluşlar yarattılar? Hadi görelim. Temel gerçekler. Marie Curie Polonya'da doğdu ama çalışmalarının çoğunu Fransa'da yaptı. Bilimdeki en büyük ödül olan Nobel ödülünü iki farklı alanda kazanan tek kişi. İlki fizik içindi. Marie ve kocası Pierre, atomların verdiği rastgele enerji olan radyasyon üzerine çalıştılar. Radyasyon çok tehlikeli olabilir ama iyi de olabilir. Örneğin kanser tedavisinde de kullanılır. İkinci ödülü de kimya içindi. Çünkü iki element keşfetti. Radyum ve polonyum. Jane Goodall, hayvan davranışlarını özellikle şempanzeleri inceleyen bir İngiliz bilim kadınıydı. Jane işini gerçekten çok sever. Tanzanya'da 55 yıl boyunca bir grup vahşi şempanzeyi incelemiş. Yaptığı iş bize hayvan krallığına düşündüğümüzden çok daha yakın olduğumuzu gösterdi. Şempanzeleri basit aletler kullanarak gözlemledi. Daha önce insanların bunu kullanabilecek kadar akıllı tek canlı olduğunu düşünürdük. Grace Hopper, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nde 42 yıl çalıştı ve modern bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesinde en önemli kişilerden biriydi. Bir bilgisayar normal olarak 1 ve 0'larla çalışır. Buna ikili kod denir. Ancak bilgisayarda zor bir şey yapmak isterseniz çok sayıda 1 ve 0 yazmak zorundasınızdır. Hem de çok sayıda. Grace Hopper'ın fikri İngilizce yazabilmeniz için bir derleyici oluşturmaktı ve derleyici harfleri ikili koddan İngilizceye çeviriyordu. O olmasaydı bizi böyle kolayca izleyemezdiniz. Bu yüzden teşekkürler Grace. Rosalind Franklin çok genç yaşta sadece 37 yaşında ölen İngiliz bir kimyagerdi. Çok önemli bir konu üzerinde araştırmalar yapıyordu. DNA. Biz çok sayıda küçük hücrelerden oluşuyoruz. Bu hücreler hangi boy, şekil ve fonksiyona sahip olduğumuzu biliyorlar. Çünkü bunlar DNA'mıza yazılı. DNA her şeyimizi açıklayan bir kod kitabı gibidir. Saç renginden ne kadar uzun boyda olduğunuzu, kaç parmağınızın olduğunu her şeyi bilir. Rosalind Franklin DNA'nın ilk röntgen filmlerini çekmişti ve araştırmasını neredeyse tamamlamıştı. Ama iki erkek bilim adamı Watson ve Crick onun buluşunu kendileri kullanıp Nobel ödülü kazandılar. Yani onun alması gerekirken krediyi o alamadı. Hiç de adil değil. Herkes harika bir bilim adamı olabilir. İhtiyacınız olan tek şey çok çalışmak ve hiç kimsenin düşünmediği cevapları aramaktır. Ah tabii bir de beyaz bir cekete sahip olmak.